İyi günler herkese. Yine yepyeni bir haftadayız. Geçen hafta sonu oldukça hareketli bir hafta yaşadık. Amerika Suriye'yi vurdu. Ancak onun arkasından çok önemli bir haber akışı olmadı. Bu hafta yeni bir haftaydı ama oldukça sakin bir hafta olarak açıldık. Kurda çok önemli bir hareket yok. Aksine aşağı yönlü bir hareket var. Sabah saatinde rublede bir miktar yukarı doğru hareketler vardı. O taraf bir miktar olumsuz etkilendi ama biz bu sefer oldukça sakiniz aslında. Endeks olarak iyi bir yükseliş yapıyoruz. Şu aralar 110 bin seviyesinin üstüyüz. Suriye ile ilgili haber akışları sürecek. Bunları izleyeceğiz elbette ki. Ancak olabilecek en olumsuz hareketlerden birisi sanıyorum oldu. Şu anda da bu şekilde bir algılama var. Elbette ki önemli olacak. Bundan sonra neler olacağı bunları da izleyeceğiz. Ama mesela petrolde düşüş var. Normalde yukarı yönlü bir hareket olması lazımdı. Altında öyle çok ahım şahım bir hareketler yok. O taraflarda öyle bir durum var. Yende bir şey yok. Yani güvenli liman algısı şu aralar çok etkili değil. O yüzden sakin bir haftaya adım attık şimdilik en azından. Endeks 110 binin üstünde, söylediğimiz şey şuydu, yani 108 binde 50 haftalık ortalamamız var. Buradan bir tepki aldık. Geçen hafta bu önemliydi. Bunun yalnız daha da güçlenebilmesi için, yani 113.200'lere yönelik bir hareketin sürüyor olması için 110 binin üzerine yerleşen bir endekse ihtiyacımız var. Bunu biz izleyeceğiz şimdi. Şu anda 110 binin üstünde olmasının bir önemi yok. Bugün akşam, yarın ısrarlı ve inatçı bir şekilde 110 binlerin üzerinde olursa işte o zaman ileriki günler içinde 113.200'lerde gündemde olabilir. Bu şekilde bir tepkimiz olabilir ama oralar artık realizasyon içinde uygun olan yerler olabilir. Çünkü endekste teknik olarak bakıldığında halen daha öyle çok güçlü bir havası da yok. Onu da ifade edelim. Çok güçlü bir endeksten söz etmemiz içinse 113.200'lerin üzerine yerleşmiş ve oraları da mesken edilmiş bir endekse ihtiyacımız var. Şimdilik oradan uzağız açıkçası. Öncelikle bir 110.000'in üzerine endeks yerleşecek mi, yerleşmeyecek mi, bunu bir izleyeceğiz. Bunların haricinde kur aşağı doğru düştü. Çok ani ve agresif bir yükseliş vardı. Orada bir aşırılık vardı. En azından o aşırılığı aldık. 4.10'lar, 4.08'ler arasında bir yatay bir hareket yapıyoruz. Anlaşılan o ki 4.07'nin altına doğru uzamalar olursa işte o zaman 4.03'lere yönelik bu düşüş daha da hızlanabilir. Ama teknik olarak bakıldığında trendin yönü yukarı orada. Yani güçlü, halen daha güçlü bir algılamada da hala bir zayıflık var. O yüzden yani çok fazla satıcılı yönde hareket etmek ne kadar faydalı olur orasını söylemesi zor. 4.03'lerin altına inen bir kurda ateşin söndüğünden söz edebiliriz. Ama şu an içinde oraya da uzağız. Söylediğimiz gibi Suriye ile ilgili henüz tam olarak her şey bitmiş değil. Bir harekat oldu, bir şeyler oldu. Çok önemli bir tansiyonda yükselme olmadı ama bu süreçte sürüyor halen daha. Merkez Bankası'nı izleyeceğiz haftaya ama onun öncesinde piyasada Merkez Bankası'nı test etmeye yönelik de hareketler olabilir. Çünkü geçen hafta Merkez Bankası icap ederse önlemimi alırım şeklinde ortaya çıktı. Bu da şimdi önemli bir şey. Tabii ki onun kurda aşağı yönlü bir etkisi oldu ama piyasada merkez bankalarını her zaman sınarlar. O nedenle böyle de bir riskimiz de var. Bunu da yakından seyredeceğiz. Önemli bir gündem yok. Sanayi üretimini aldık. Çok güçlü bir veri değil. Aylık bazda bir düşüş var, bir yavaşlama var ama şimdilik çok önemli değil. Bu hafta içerisinde başka, yarın hazinenin açacağı bir ihale var. Dışarıda çok önemli bir haber akışları yok. Bol bol Fed üyelerinin yapacağı açıklamalar var. Onları yakından izleyeceğiz. Umarım güzel bir hafta olur. Endekste de 110 binin üzerine de yerleşmeyi de yapabiliriz. İyi günler herkese. Hoşça kalın.